Bir dervişin mürşidine karşı edebi nasıl olmalıdır? Bütün mürşid-i kamillerin söz birliğiyle söylediği vardır ki kazanan mutlaka edebiyle kazanır. Kaybeden de edebe aykırı hareket ettiğinden dolayı, düşündüğünden dolayı, konuştuğundan dolayı kazanır ve kaybeder. Dervişin mürşidine karşı edebi nasıl olmalıdır? Ben en sonundan söyleyeyim. Öyle bir edep sahibi olması gerekir ki ben bilmem mürşidim diyebilmelidir. Benim mürşidimin söylediği doğrudur. Mürşidimin yaptığı doğrudur. Eğer benim doğru olsaydı ben kazanmış olurdum. Ben kendi bildiklerimle bu hale gelmişim ama o kendi bildikleriyle bunu kazanmışsa bu durumda onun bildikleri doğru, benim bildiğim yanlıştır. Onun yaptıkları doğru, benim yaptığım yanlıştır. Yoksa mürşidi için şunu niye yaptı, bunu neden yaptı, bu yanlıştır dediğinde işte edebe aykırı olarak hareket etmiş olur ki edepsizliğin en büyüğünü yapmıştır. Mürşidi bilmiyorsa o daha iyi biliyor. Bu durumda neden uyuyorsun o zaman, neden tabi oldun? Sen ondan daha iyi biliyorsun ya, senin onun mürşidi olman gerekirdi. Evet. Ya da haddini aşıp böyle hesaba çektiğinde bu durumda ne demiş olur? Allah işi kime vereceğini bilmiyor. Aslında bana vermesi gerekirdi. Ben olsaydım şöyle yapardım. O yanlış yaptığı için onun Rabbi de yanlış yapmıştır. Yanlış adama iş vermiştir demiş olur ki bu yüzden edepsizliği daha doğrusu Allah'a gidiyor.